Epiglotit, epiglot şiştiğinde ortaya çıkan ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Epiglotitin tam olarak ne olduğunu anlamak için, tabii ki öncelikle epiglotun ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Tam burada, ekranda şu an gösterdiğim kısım epiglot. Epiglot, solunum yolunu koruyan küçük bir kapaktır. Burada sizlere bunu birkaç farklı resimle göstereceğim. Evet harika bir ressam olmadığımı biliyorum ama umuyorum ki bu çizimlerle sizlere burada neler olup bittiğini anlatabilirim. Bu görsel hastanın içindeki solunum yolunu açığa çıkarmak üzere hastanın yandan görüntüsünden alınmış bir kesit. Burası boğaz. Bu alttaki kısım soluk borusu. Burası gırtlak olarak da bilinen larenks. Ses telleri diye bir şey olduğunu muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. İşte bunlar da ses telleri. Ve ses tellerinin hemen üzerinde de epiglot var. Dediğim gibi epiglotun işlevi biz yemek yerken ya da bir şeyi yutarken hava yolunu korumak. Yani mesela su içtiğinizi düşünelim. Suyu ağzınızdan içeri alıyorsunuz. Az önce belirtmedik ama tam buradaki şu şey de dil. Burası damak ve şurası da küçük dil. Hani şu boğazınızın arka tarafında sallanıp duran küçük bir şey var ya, işte o. Şimdi su içeri doğru giriyor ve tabii ki bunun solunum yoluna girmesini istemiyorsunuz. Aksi halde öksürmeye başlarsınız veya o suyla beraber bakteriler de içeri girerse enfeksiyon yaratma ya da akciğer dokusuna zarar verme ihtimali de var. Onun için de solunum yolunu koruyabilmek için yutkunduğunuz zaman epiglot denen bu küçük doku parçası aşağı doğru katlanır. Yani solunum yolunun üstünü kapatacak şekilde kıvrılır. Böylece solunum yolunu ve akciğerleri sudan, yiyeceklerden veya içine herhangi bir şey kaçmasından korur. Bu sayede de yutkunduğunuz zaman su doğru deliğe yönelir ve yemek borusundan aşağı iner. İşte epiglotun işlevini bu şekilde özetleyebiliriz. Görevi solunum yolunu korumak. Burada farklı bir açıyı gösteren başka bir çizimi daha sizlerle paylaşmak istedim. Bakın epiglot işte yine burada. Ses telleri de işte şurada. Epiglotu şöyle daire içine alayım. Burada ayrıca ariepiglottik kıvrımlar denen bir şey var. Ariepiglottik kıvrımlar epiglotu alt taraftaki bu bölgeye bağlayan kenardaki şu küçük doku parçaları. Bunların ariepiglottik kıvrımlar olarak adlandırılmalarının nedeni aritenoid kıkırdağın olduğu yere kadar inmeleridir. Şu an burada işaretlediğim yer aritenoid kıkırdak. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Çünkü aritenoid kıkırdak aslında ses tellerini kontrol eden şeydir. Yani o da solunum yoluna ekstra koruma sağlamak için ses tellerinin kapanmasını kontrol eder. Evet, şimdi şurada da bu bölgenin üstten görünümünü gösteren başka bir çizim var. Yani buradaki çizim ses tellerine yukarıdan şöyle bir açıdan bakıldığında görülen görüntüyü gösteriyor. Üst kısımda gördüğünüz şu şey epiglot. Bunu diğer çizimde şurada görmüştük. Ve işte yan taraflarda da ariepiglottik kıvrımlar yer alıyor. Onları diğer resimde de birazcık çizdiğimi görebiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru iniyorlar. Bunları şu an birkaç kez tekrar ediyorum ki epiglot ve solunum yolunun normal görünümünün neye benzediğini net bir şekilde anlayabilirsiniz. Çünkü epiglotitle ilgili sorun şu. Epiglotitte bu epiglot çok fazla şişebilir ve hava yolunu tıkayacak şekilde genişler. Yani normalde küçücük bir doku parçası olan epiglot, epiglotitte kocaman boyutlarda şişmiş bir haldedir ve bu haliyle havanın soluk borusuna geçebilmesini engeller. İşte bu sebeple bunun ne kadar ciddi bir durum olduğunu sanırım anlamışsınızdır. Hatta mesela George Washington'ın 1799'da büyük olasılıkla epiglotit komplikasyonlarından öldüğü tahmin ediliyor. Bunu da konumuzla alakalı küçük bir not olarak eklemiş olayım. Tabii ki o zamanlarda epiglotit için bir tedavi yoktu. Antibiyotikler 20. yüzyıla kadar icat edilmemişti. Ancak ilginç bir şekilde bir doktor kıkırdakta, tiroid kıkırdağı ve krikoid kıkırdak arasına gelecek şekilde deride bir delik açılarak solunum yoluna ulaşan bir hava yolu oluşturabileceğini ve bu sayede solunumun sürdürülebileceğini öne sürmüştü. Bu uygulama günümüzde krikotiroidotomi olarak bilinen bir tedavi olarak kabul edilmekte ki bu isim krikoid kıkırdak ve tiroid kıkırdağından geliyor. Ancak tabii o zamanlar bunu öneren doktorla epey alay etmişler ve ABD'nin ilk başkanı üzerinde bu hayat kurtarıcı prosedürü uygulamamışlar. Evet, dediğim gibi epiglotit gerçekten de çok ciddi bir problem olabilir. Özellikle çocuklarda durum daha da ciddi. Çünkü çocukların solunum yolları daha dardır. Çocukların solunum yollarının çapı zaten normalde de oldukça dar olduğundan herhangi bir ek şişme durumunda bu tıkanma daha belirgin ve daha ciddi olabilir. Epiglotun şişmesi durumunda aslında çok belirgin bazı semptomlar görülür. Hasta tabii ki boğaz ağrısı yaşar. Ayrıca ateşi de olabilir. Bunlara ek olarak epiglotta çok ağrı olduğundan hasta acı çeker ve konuşmakta zorluk çektiği için sesi boğuk çıkabilir. Hastalar sanki ağızlarında sıcak patates varmış gibi derinden konuşurlar. Yani Boğazı biraz öne doğru çekip bu alanda çok fazla titreşime neden olmadan konuşmaya çalışırlar. Hastalar boğazlarında acı hissetmekten kaçınmak için yaparlar bunu. Ağrıdan dolayı hastalar yutma güçlüğü de çekebilir ve bu durumda salya akıntısına yol açabilir. Özellikle pediatrik hastalarda salya akıntısı sıkça görülür. Çünkü çocuklar acıdan dolayı yutkunmak istemezler ve bu yüzden de tükürük birikir. Bu hastalıkta görülebilen bir başka ilginç semptom da stridor. Stridoru nefes alma esnasında çıkan hırıltılı, gürültülü ses diye tanımlayabiliriz. Yani mesela hasta nefes alıp oksijeni içeri çektiğinde. Bunu şöyle açık mavi renkle göstereyim. Hava solunum yoluna girmeye çalışır. Ancak solunum yolu daraldığı için hava oradan geçerken hırıltılı, gürültülü bir ses çıkarır. Bu aslında ıslık çalmaya benzer bir durum. Dudaklarınızı kıstığınızda hava yolunu daraltırsınız ve bu da oradan geçen havanın ses çıkarmasını sağlar. Burada da soluk alma sırasında hasta inspiratuar stridor yaşar ve şöyle bir ses çıkarır. <laughs> Nefes almaya çalıştığında böyle bir ses duyulur. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunun sebebi solunum yolunun daralmış olması ve havayı akciğerlere ulaştıramamasıdır. Bu elbette ki acil bir durumdur ve epiglotit hastaları bu durumda hemen acil servise götürülmelidir. Kesinlikle gecikmeden bir an önce hasta hastaneye götürülmeli. Çünkü şişlik daha da kötüleşebilir ve en sonunda solunum yolunu tamamen kapatarak pulmoner arrest yani solunumun durması gibi bir duruma yol açabilir. Bu nedenle salya akıntısıyla birlikte yutkunma zorluğu ve stridor gibi semptomlar görüldüğünde Epiglotit ihtimalini düşünmeye başlayabilirsiniz. Ha, bu arada bunların hepsi ateş başladıktan sonra sadece birkaç saat içinde gelişebilir. Onun içinde durum çok ciddi olabilir. Bu nedenle belirtiler kesinlikle hafife alınmamalıdır.